Evli erkekler neden karılarını aldatıyor? Bir yerde okudum. Adam diyor ki seven erkek aldatır, sevmiyorsa ayrılır. Belki bu yüzden olabilir. Ne dedi, ne dedi? Akışıyor mu ya? Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanına veya o ilçedeki merkezindeki belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbat alınır? Utanç verici bir şey ya. Utanç verici ya. Ne dedi, ne dedi? İzmir Çiğli'de miting yapıyor. Kahrolsun faşizm yazıyor karşıda. Lan acaba beni mi protesto ediyor dedim yani. Adamın aklına yine bizim geçmiş günlerimiz geldi. Meğersem tipliler beni dinlemeye gelmişler. Tipliler beni dinlemeye gelmişler. Miting yapıyorum Kartal'da. Aşağıdan slogan atıyorlar. Susma sustukça sıra sana gelecek. Yılgınlık yok, direniş var. En son dayanamadım la Recep abi, 40 yıl sonra 50 yıl sonra bizi de komünist yaptın dedim. Halk TV'nin konu oldun abi daha. Halk TV'nin. Ya konuk yapmadınız bırak bu işlere, işinize gelmediği zaman. Can, bir ekleme yapayım. Ne dedi, ne dedi? Patladınız. Pat diye patladınız. Zaten sizin işiniz bu kadar bak. Pat. Ne dedi, ne dedi? Kardan adamın saltanatı güneş doğuncaya kadarmış. Bunların saltanatı bitti. Bunların saltanatı 31 Mart akşamı İstanbul'a doğacak güneşle birlikte bitecek. Eriyecekler. Ve İstanbul artık aydınlığa kavuşacak. Ne dedi, ne dedi? Yutkunarak Mustafa Kemal Atatürk demeyeceksiniz. Yutkunarak Cumhuriyet demeyeceksiniz. Ağzınız, avazınız çıktığı kadar yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyeceksiniz. Ne dedi, ne dedi? Adam Canan Karatay gibi liste veriyor. Diyor ki ketçap şehvet yapar. Mayonez yapar mı o belli değil. Mesela diyor ki kahve şehvet yapar mı? Espresso yapıyor mu mesela? Gerçekten mesela adam böyle reçeteler veriyor. Şimdi iş bu ve reçete bölümüne girdiğinde yani adam yorgana bakıyor. Battaniyeye bakıyor, cinsellik görüyor. Yani bu aslında gerçekten yani bugün Cumhurbaşkanı Diyanet'i işaret etti ama bu Diyanet'in bakması gereken bir yer değil. Yani buna işte Profesör Üstün Dökmen'in bakması lazım. Buna Arif Verimli'nin bakması lazım. Engin Eker hocamız burada. Onun bakması Engin Eker hocamız evet. Burada. Yani Profesör, bu, burada çünkü lazım. Yani dini değil sıhhi bir durum var. Şimdi bununla ilgili ben bir liste çıkardım Uğur abi izninizle. Lütfen. Yani sizin de faydalanacağınızı düşünüyorum. Mesela yani neler şehvet uyandırır? Tabii. Onun listesi mi? Evet. Tamam. İsterseniz not da alabilirsiniz. Helal olmayan gıdaları. Mesela vezir parmağı. Şimdi ben gerçekten merak ediyorum. Yani ketçapta şehvet gören adam vezir parmağında herhalde çılgına döner. Gerçekten. Tam tımarhaneye döndük. Tam tımarhane. Şimdi bakın. Şimdi adam ketçapta bunu görüyorsa biz şimdi lokantaya gidip kadın budu köfteyi nasıl isteyeceğiz abi? Mesela listesi var. Çok güzel. Şıllık tatlısı var. Dilber dudağı var arkadaşlar. Hanım göbeği var. Analı kızlı var. Yani Rütük olmasa söylerim de. Parti mi yapıyorum birader? Sütlü Nuriye var arkadaşlar. Biz İzmirliler bayılırız. Burada var mı çok bilmiyorum. Yengem var mesela. Mesela büfeye gidiyorsun yengeni versene abi de. Böyle bir sipariş olabilir mi? Şimdi... Ya ona bakarsan Türk mutfağından şehvet fışkırıyor sanki. Tabii. Tam tımarhane. Buna yani Türk mutfağı dememekler, libido mutfağı demekler. Şimdi bakın Ayşe kadın fasulye var arkadaşlar. Yani sen ayıklıyorsun mesela insanın aklı gider yani. Ya ben adam aklı yani. Mesela bakıyoruz.
Geçen de Adana'ya gittiğimizde gece yarısı bundan yedik. İsmetlerle, Haruklarla millet de bizi acayip. Kenane tatlısı var ya. Ben çok severim valla. Tavuk göğsü var arkadaşlar. Mesela sadece şey değil tabii. Sadece erkek müşterilere hitap etmiyor bu. Yani bütün şeyler var zaten. Mesela kısır var abi ya. Kısır ya. Yani. Kol böreği var. Patlıcan oturtma var. Koç yumurtası var. Mesela şimdi gerçekten ketçaptan şehvet duyan adam koç yumurtası üzerine ansiklopedi yazar. Yani. Mesela gavurdağ salatası var. Ben bunu şahsen protesto ediyorum yani. Bu Hristiyan mı yapacaksınız milleti ya? Papaz yahnisi var mesela bak. Meyhane pilavı var. Ya arkadaşlar domalan mantarı var bu ülkede. Vallahi. Şimdi bir dönem şey asıyordu bunlar tabelaları. Sen Silivri'sin büyük düşün. Sen Kadıköy'sün büyük düşün. Ben merak ettim ya. Sen Domalansın büyük düşün nasıl yazacaklar ya? Allah'tan ismini değiştirmişler onu. Yeşilöz yapmışlar. Öyle mi? Evet, ismi değişmiş. Bir tane şey var. Gerçekten ben bunu bu arkadaşa ithaf ediyorum. Kime? O şehvet duyan arkadaşa. Benim gerçekten Türk mutfağında en sevdiğim şeydir. Turşusu yapılır çok güzel. Çükündür var. Ne dedi ne dedi? 1970'li yıllarda Türk gaz kuyruğu vardı. Çünkü biz Kıbrıs'ta devlet kurmuştuk kardeşim. Onun bedelini ödüyorduk. Siz ne kurdunuz ya? Siz ne kurdunuz da neyin bedelini ödüyoruz? Siz Ege'de ada kaybettiniz, toprak kaybettiniz. Kıbrıs'ta devlet kurmuştuk, toplum olarak onun bedelini ödedik. Şimdi neyin bedelini ödüyoruz? Şimdi Suriyelilere para aktarmanızın bedelini ödüyoruz. Şimdi dünyaya insani yardım yapmanızın bedelini ödüyoruz. Şimdi saraylarda oturmanızın bedelini ödüyoruz. Şimdi 10 tane jet uçağına binmenizin bedelini ödüyoruz. Şimdi küçük bir iş adamı grubunun Türkiye'nin rantını yemesinin bedelini ödüyoruz. Ne dedi ne dedi? Kedilerin aşk mevsiminde seçim yapılmaz onu öğrendiler. Çok öğrendik. Ne dedi ne dedi? Siyasetten yılıp keşke hiç bu işlere girmeseydim dediğiniz bir an oldu mu? Yılmadım. Genellikle yıldırdım. Ne dedi ne dedi? Şu an Fenerbahçe haricindeki Türkiye'deki tüm kulüp başkanlarını, Fenerbahçe Futbol Kulübü hariç diyorum, hepsini atamayla, onayla Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibi atıyor. Ne dedi ne dedi? Türkiye'de dünyanın kara parası dolaşıyor. Dünyanın en büyük çamaşırhanelerinden biri yani Türkiye. Kara para gelirse onunla birlikte kilidi sahibi de gelir. Yani eskiden Dubai'ydi bu. Yani kara paranın merkezi, Baronlar Savaşı'nın kitabını yazarken de onun çok örneğini görmüştüm. Böyle uyuşturucu baronlarıyla röportajlar yaptım, uyuşturucu kaçakçılarıyla. Olan hepsi derdi, Dubai derlerdi. Yani kara para olduğu zaman o Dubai derlerdi. Dubai bunun bir üssüydü dünyada. Sonra bir Hollandalı uyuşturucu baronunu iade ettiler Dubai ve orada bir tedirginlik oldu. Yani kara para ve o uyuşturucu baronlarının oradaki biraz keyfi kaçtı. Tam o sırada Türkiye varlık barışlarıyla, işte vatandaşlık satışlarıyla çağırdı. Yani bu aslında baronların istilası, baron istilası diyoruz kitabı ama Türkiye davet etti onları. Yani. Ne dedi ne dedi? Çifte telli mi? Sen pavyona gidecektin buraya mı geldin? Hayır gidecekse ben de geleyim. Güzel. Ne dedi ne dedi? Rasim diye bir uşak var. At yarışçısı gibi ya. Her tarafa koşuyor ya. Her Rasim tarafa Ozan koşuyor. Rasim Ozan gibi. Kendine çocuk küfrettirmek için elinden geleni yapıyor. Her gün ya bu devlet nasıl bir devlet ki? Bu MİT nasıl bir MİT ki? Bu Ali Yerlikaya nasıl bir İçişleri Bakanı ki? Yani Sedef Kabaşçı bir tane Çerkez atasözünden dolayı gece yarısı tutukladılar. Adam her gün çıkıyor diyor ki Kürtler oy vermezseniz diyor kayyum atanacak. Kürtler oy vermezseniz diyor partiniz kapanacak. Kürtler oy vermezseniz Türkler sizi ezecek. Devlet herkesten güçlüdür. Siz CHP'liler, siz muhalefet ayağınızı alın devlet gereğini yapacak. Devlet mi? Ne yapacak lan? Ne yapacaksın lan Rasim? Kimsiniz lan? Sen kimsin devlet kim? Devlet biziz lan. Kimi tehdit ediyorsunuz? Yeter artık ya.
Her gün tehdit edilen bir yapı olur mu ya? Dolayısıyla millet bıktı artık. Rasim Ozan Kütahyalı, Recep Tayyip Erdoğan da bu Rasim Ozan'ı şu Alper'in yerine uzaya onu göndermesi lazımdı ya. Alper'in yerine uzaya onu gönderip bir daha da geri getirmemesi lazımdı ya. Adam her gün Recep Tayyip Erdoğan'a oy kaybettiriyor. Ne dedi, ne dedi? Bir gün bir aileyle zıtlaşırsam muhtemelen sizinki olmaz kral. Daha güçsüz bir, daha mazlum bir aile bulurum yani. Benim hayattaki duruşum güçlünün yanında mazlumun karşısında bir duruşum var yani. Sinan Oğan'a örnek alıyorum bu konuda şey. Ne dedi, ne dedi? 5 senedir MHP'liyim ama sağ olsun Devlet Bahçeli'nin sayesinde hep beraber sola devam, en büyük yol komünistlerden benim. Yanlış yere mücadele etmişiz 45 senedir. Ama işçinin, emeklinin hakkını koruyan CHP. Oyumuz CHP. Allah yolumuzu açık etsin. Ne dedi, ne dedi? Otomobiliniz neydi? Mercedes marka otomobildir. 6 milyon liraya alınmış bir otomobildir. Türkiye'de bu seviyeye gelmiş bir siyasetçinin bindiği otomobilin normalde çok daha iyisinin olması lazım. Ama benim imkanım buna yettiği için bunu arkadaşlarından bir yerde bunu aldık. Ne dedi, ne dedi? Artı, hani şunu da ifade etmek zorundayım. Çivi mi istiyorlar? Açıkçası ben bir çivi göstereyim hemen ekranlarda. Bak burada kocaman bir çivi var. Bu tam 13.27 kilometre. Ekrem İmamoğlu'nun ortalaması. Burada da diğer başkanların. Şurada en küçük ortalamayı görüyorsunuz. Bu yaklaşık yani 24 kat daha fazla iş üretmişim. 4 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'nın 4 yılında. Bakın ondan önceki Nurettin Sözen Bey onun yaklaşık 5-5,5 katı, 6 katı ondan önceki 5 yılda üretim yapmış. Onun için bakın burada kocaman bir çivi çakmış İmamoğlu var. Yani kocaman hem de 13.27 kilometre yılda metro yaparak. Daha da yolumuz uzun. Allah'ın izniyle daha güçlü işler başaracağız. Bizi izlemeye devam etsin imrenerek. Dedim ya ben İstanbul'umuza öyle hizmetler yapacağız ki herkesin bugün hangi partiye verirse versinler oy. Herkesin oyunu almaya gayret edeceğiz. Ne dedi, ne dedi? Kesinlikle yanlış yaptı. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Birleşin, parçalanmayın, bölünmeyin diye. Bunların işi gücü milleti parçalamak. Bu saadetine şey. Erbakan'ın oğlu parçalamak, AK Parti bunların yapacağı hizmetlere mani mi olacaktı? Sonradan bunlara şeytan fısıldadı kulaklarına, kulaklarına fısıldadı. Ayrı siz de aday koyun dedi. Türkiye'yi öyle yapmak istiyorlar. Parçalayın. Ne dedi, ne dedi? Dişe dişse diş, dişe diş, kana kansa kan. Vermeyiz hemşerim, 1820'ler geçti. Şunlar bunlar geçti. Ekrem İmamoğlu zannetmesin ki o aitlerin, o şerefsizlerin oylarını alarak Cumhurbaşkanı olacak. Suçsa suçtur. Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz. O iplerle beraber birlikte olup bu ülkenin başına geleceksin. Yunanlı şerefsizler kalkacaklar. Ayasofya'nın minaresiz resimlerini koyup oraya yürüyecekler ve benim adamım diyecek ve burada bu ülkenin şerefli vatanseveri. Ne dedi, ne dedi? Ekrem İmamoğlu Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir. Bak çok net söylüyorum. Yani halka yalan söyleyen sahtekardır. Hem yalancıdır hem de sahtekardır. Önceki dönem bir bakan binlerce, on binlerce İBB çalışanımıza terörist demişti. Ve bir çalışanımız hak ettiği ölçekte kendisine 3 kuruşluk bir dava açtı. Kişisel haklarına dönük bir hakaret davası açtı. Tam muhafız karakterini taşıyan bir çalışanımız bu. Nuri kardeşimize bu davadan dolayı teşekkür ediyorum. Nuri Bey hesap sormuş mahkemede, iddiasını ispat etsin demiş. O da ben güvenlik kuvvetlerinin raporuna konuştum demiş. Bizim muhafız tabii biraz cevval durmamış. O zaman mahkemeye o raporları getirin bakalım, gelsin bakalım biz terörist miyiz değil miyiz diye mahkemeye ısrarlı bir şekilde mücadelesine devam etmiş. Bu eski bakanın avukatı sıkışınca ne demiş? Müvekkilim bu açıklamaları siyaset yapma ve ifade özgürlüğü kapsamında yapmıştır demiş. Hatırlıyorsunuz değil mi? Mecliste olan arkadaşlarımdan yok bugün ama yani kürsüleri devirecekti. Mikrofonlar sallanıyordu bize anlatırken sayı veriyordu sayı. Kul hakkı yediniz kardeşim, kul hakkı.
kul hakkı yediniz. Şimdi köşenizden pısırık pısırık cevaplar gönderiyorsunuz. Ne dedi, ne dedi? Teyzeciğim merhaba. Seçim sonuçlarını nasıl buldun diye soruyorum. Güzel buldum. İyi oldu mu? Oldu. Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyacağım. Lütfen beni iyi dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Türk gençliği! Ne yapayım? Lütfen işimizi ciddi yapalım. Birinci vazifem, sosyal yardım işleri müdürlüğünde çalışıp önce gelen talepleri almak. Dünya kadar gelen talepler Fatma, Sevginer, Beyhan tarafından Ekzel'e aktarılıp İlyas Aslan tarafından teker teker küfürle beraber kontrol edildikten sonra bir liste oluşturulup saha ekibi arkadaşlarına vermektir. Evet arkadaşlar, gençler. Bu bizim en önemli vazifemizdir. Herkese koli vermek. Koli, koli, koli diye ağlayanlara alın ulan kolinizi demektir. Birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz. Yaşlı, hasta, engelli vatandaşlarımıza telefon açıp ağlayanlara hatır gönüllerini almaktır. Bu iki. Üçüncü vazifemiz sıcak yemek. Evinde yemek yapamayan teyze ve amcalara Kamil tarafından tespit yapıldıktan sonra sıcak yemek uygun görülüp Ramazan'da açlara sıcak yemek vermektir. Ey Türk istikbali evlatları, ey sosyal yardım işleri müdürlüğünün fedaileri, işte bu ahval ve şeriat içinde dahi vazifeni en iyi bir şekilde yerine getirmek boynunun borcudur. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi kendi vaatlerime geçeceğim. Bugün bu koltukta oturuyorum. Allah'ın izniyle bir hayalimi gerçekleştirmiş bulunmaktım. Bir gün gerçekten bu koltuğa oturursam hepinize koli vereceğim. Hepinize kahve vereceğim. Çikolata vereceğim. Bol bol tatil vereceğim. Sevgiyle kalın. Bay bay. Ne dedi, ne dedi? Bak, İsmet abinin açtığı konu Hande. Hı-hı. Sen orada gülümseyerek kimle konuşuyorsun bilmiyorum da. Dedim, meclis üyesi. Kimseyle konuşmuyorum. Hani... Niye gülümsüyorsun o zaman? Bir şey gördüm. Sayın evet. Bakanım, biz sizle devam edelim. Sizi çok iyi anladım şimdi. Haberleri... Ne dedi, ne dedi? Atatürk'e küfreden o adamın oğlu hala partilerinin milletvekili. Oğlu oğlu, yetmedi. Damadı Sakarya Çevre İl Müdürü, yetmedi. Abisini bir şirketin başına kayyum atadınız. Diğer oğlunu da Kocaeli İşkur İl Müdürü yaptınız. Aileye bak, aileye. Yetmedi, abisinin damadı da eski milletvekili. Hani şu Yeliz var ya, Yeliz. O işte. O arkadaş. Bakın, işte sizin liyakat anlayışınız. Atatürk'e hakaret edenlerin sülalesine üst düzey kamu görevleri vermek mi sizin Atatürkçülüğünüz? Vatanseverliğiniz bu mu? Ne dedi, ne dedi? Şu Türkiye'de hiçbir hükümet döneminde yapılmamış icraatlar yaptı. Bugün bunu mu hak etmesi gerekiyordu? Hak ettiği şey buysa yazıklar olsun deyin ben bu millete. Bunların geveliyetini de biliyoruz. İSKİ'deki affedersin garı değiştirdiklerini de biliyoruz. İsrail'le ticaretin devam ettiği çok eleştirildi. Devam etmesi derken uluslararası bir şeydir yani ülkedir neticede. Yani bekara garı boşamak kolay olur derler misalinde. Kesin ya, kesin de nasıl kesecek kardeşim? Kesemezsin yani. Bu CHP zihniyetini şu yeni gençlik bilmiyordu. Bunların şimdi ne yapacaklarını çok iyi bilecek. Sokaklar çöp götürecek. Tramvaylar duracak. Şu anda otobüsler yanmaya başladı. Diyecek ki aa ya eskiden çok çok güzeldi ama bu pislik adamlar geldi. Burayı da pisletti diyecekler. Ne dedi, ne dedi?
İmamoğlu'nu Atatürk'le kıyaslamak, Erdoğan'la kıyaslamak, 20 yıl başkan olacak, başımızda kalacak demek, gücünü kıyaslamak falan, bakın ya bu, kapatıyorum. Bu yalakalıktır, başka bir şey değil. İmamoğlu yalakalığına ne İmamoğlu'nun ne İmamoğlu seçmeninin kimsenin ihtiyacı yok. Ne dedi, ne dedi? Keşme Belediye Başkanlığı'nın mührünü büyük bir gururla ve onurla teslim ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bugün mağdurum olurken duygusaldım. Birinci sebebi kolay olmadı. Ama bugün burada olmama en büyük vesile olan büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailesine teşekkür ediyorum. Hiçbiri benim eserim olmayacak, bizim eserimiz olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dediğimiz gibi her zaman, açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Size bir şey söyleyeyim beyefendi. Ben 24 senedir Tayyip Erdoğan'a oy veririm. Tamam. Bu seçimde bir tane oy vermedim. Neden abi? Niye vermedim? Emekliye 10 lira diyemez. Yok. Sen diyorsun ki çıkıyorsun televizyonda, emeklinin aldığı 10 lira az para ama ne yapalım? Ya senin yanındaki adamlar 235 bin lira maaş alıyor. Vekil 150 bin lira maaş alıyor. Sen emekliye 10 lira veriyorsun. 24 senedir verirdim. 5 tane de oyum var, çevremi söylemiyorum. Bir tane vermedim. Yine seçim olsun. O böyle yapsın, yine vermeyeceğim. Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi?